Motorun içerisinde devir daim sistemini, yani soğutma sisteminin devir daim sistemiyle bağlantılı parçalar şurada gördüğünüz o yeşil olarak görünen parça müşürlerden bir tanesi. Aynı şekilde şu aşağıda, buradan aradan tam net görünmeyecektir ama bir adet daha müşür mevcut. Artı olarak da buradan görme şansımız yok tabii, onu arka tarafta kalıyor çünkü. Isı müşürümüz de bu tarafta mevcut. Bunun içerisinden de burada soğutma sistemine ait birden fazla da röle mevcut. Bunlarla ilgili V6 motorlar için internette bulduğum bir şema da var çalışma sistemiyle ilgili olarak. Fanlarınızın çalışıp çalışmadığını, yani devreye girip girmediğini deneme şansınız oluyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Buradaki gördüğünüz müşürün hemen arkasındaki fişi çektiğinizde 3 bacaklı. Onları birbirine temas ettirerek, şemanın içerisinde de görebilirsiniz. Temas ettirerek sıcaklıkla ilgili, fanların çalışıp çalışmadığı ile ilgili test yapabilirsiniz. Bir diğer konu da bu genleşme kabımız. Özellikle V motorlar için bu işin en çok etki eden kısımlarından bir tanesi. Eğer kabınız çok uzun süredir değişmediyse muhakkak genleşme kabını değiştirin. Ve şu görmüş olduğunuz kapak. Ama sıcakken açmayın kesinlikle, yüksek basınçtayken. Multiram sisteminin vakumla çalışan sensörleri, bu da bizim araçlarda çok önemli bir parça. Bu parçalardan herhangi bir tanesi düzgün çalışmazsa aracınızın çekişi, yakıtı, her şeyi etkileniyor bundan. Rölanti düzensiz, ne kadar her şeyi yapabiliyor.